Evet, şu an bir evin enkazındayız. Burası mutfak bölümü ve buzdolabının üzerine yapıştırılan saatin hala çalıştığını görebiliyoruz. Şu an saat 10:35 geçiyor. İbrahim Altdoğan. 25 sene devlet memurluğu yaptım. Maddiyede çalıştım. Evim yıkıldı. Kimse bize yardıma gelmedi. Ben devleti memuru olduğum halde kimse bize gelmedi. Ama kendi imkanlarımızla kurtulduk. Kendi köyümüzden yaptığım derme çatma, iyi ki bir evim vardı. Oraya gittim, yerleştim. Bugün de geldim. Ben Pazarcık'taki evimi boşaltacağım. Az hasarlı diye göstermişler ama duvarların hepsi patlak. Tamam. Şu mu eviniz? Şu sarı bina. Birinci kat bak. Evet. O tarafta çekebilirsin bak. İşte patlak. Şimdi evet. Evin içine konuşuyorum değil mi? Evet evet. Evet konuşuyorum. Evin içi her taraf patlak. Evimi taşıyacağım. Eğer müsaade verirlerse yaptıracağız. Vermezlerse de canları sağ olsun. Hangi köye taşındınız siz? Biz Tilkiler köyüne taşındık. Tilkiler, halatı topu, küme evler. Kime evler diye geçiyor. Biz oraya taşındık. Şimdilik orada yaşayacağız. Hı hı. Karı koca yalnızız. Çocuklarımın bir tanesi devlet memuru şeyde Elazığ'da kalıyor. Bir tanesi de tüm Türkiye'deki imkanlar olmadığı için Kanada'ya gönderdim. 9 aydır orada. Orada müracaat etti. İnşallah izin verirler de biz de hanımla çeker. Kendisini hanımı da burada. Kendisini hanımını götürdüm. Elazığ'a bıraktım çocuğu da. Biz burada perişanız. Başka bir şey demiyorum. Yani devlette hiçbir yardım beklemiyorum. Bu devlette bir yardım beklemiyorum. Tayyip de duysun bunu yani. Şimdi başbakan da duysun, kim olursa olsun. Cumhurbaşkanı da duysun, kim olursa olsun duysun. Muhalefet de duysun, herkes duysun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gün 22 Şubat 2023 ve depremin 17. günü Pazarcık ilçe merkezindeyim. Evet, burası 15. cadde. Geçmiş olsun abla. Sizin evinize bir şey oldu mu? Yıkıldı mı? Tamam. Arabamız pert oldu ama canımız sağ. Üst katta hasar var da. Evet. Az hasarım dediler. Bilmiyorum artık. Ne kadar doğruysa biz girmiyoruz. Şu barkodu okuttunuz. Az hasarlı mı geçiyor? Evet, dediler. Şurada bir çadırımız var. Çadırda yaşıyoruz. Şeyin bahçesinde mi? Çadır nerede? Burada. Ha. Ha şeyin kendi hemen imkanımızla yapmış. Hı. Ne yapalım? İsminiz neydi abla? Çok geçmiş olsun. Evet. Şurada. Burası Çamlıtepe Mahallesi miydi? Çamlıtepe Mahallesi'nde evet, ciddi hani enkaza dönüşen yapılar yok ama evler çok hasarlı. İçer çok kötü ama. Alt kat. Bakabilir miyim izniniz varsa? Tamam. Şöyle.
Evet, bütün duvarlar dökülmüş. Az hasarlı denilmiş ama aileler nasıl gireceklerini bilemiyor. Pazarcan hali bu. Başka yere kuramadınız mı bu barakanızı, çadırınızı, naylondan çadırınızı? Bende şey var, ben astım hastasıyım. Evet. Çadır kendine gidemiyorum de. Orada çok duman var, şey var. Evet, kömür yakıldığı için evet biz de çoğu zaman nefes almakta zorlanıyoruz. Abla da astım hastası olduğu için hemen aslında çok tehlikeli olmasına rağmen evinin bu küçük bahçesinde direkt evinin dibinde. İlk günden beri mi burada kalıyorsunuz? Evet. Peki bu ikinci deprem olduğunda iki gün yine önce buradayız. Buradaydınız yine. Hiçbir yere gitmedim. Araba da şeyin altında kaldı. Enkazın altında. Enkazın altında kaldı. O da tert oldu. Gece çekici geldi onu aldım. Çok geçmiş olsun ablam. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Evet, durum böyle. Yani evler incelenmiş. Bazı... Olacak. Bu yıkılacak mı bu? Yıkılacak, evet. Ha, bu ağır hasarlı rapor verildi. Ha, sizinkine ise hafif. Öyle dediler, bilmiyorum. Ne kadar doğruysa biz de bilmiyoruz. Evet. Ama buradan yukarısına komple evlere yıkılacak, ağır hasarlı denilmiş. Teyze. Sana selamları varmış. Bana niye selam söylüyorlar? Sana selam söylesinler. Bana da. Bir göreyim mi onları? Görüntülü mü görüşüyorsun? Merhaba. Sen ne? Ha, beni mi izliyorsunuz? He. Evet, çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Oğlum, tabii anneyi merak ediyorsunuz herhalde. Sürekli arıyorsunuz. Oğlum, yatacak yerim yok. Evet. Evin içinde kalsam açken yasak vermişler. Sen yalnız mı kalıyorsun? Tabii yalnız kalıyorum. Çadırın yok. Çadırım yok. O ben... evlerden yok. Oğlum ben dinle. He, dinliyorum ben seni. Ben ayağım kırık, belim de kırık. Affedersin, oturamıyorum. Evet. Heh, ona tamam. Göre o evlerden bana bir tane ne var? Sizin dediğiniz konteyner evleri mi? Evet. Onlar daha... Sen yapamam. Yani ben yapamam. Abi bilir benim yapamayacağımı. O ama çadır... Mümkünse bir çadır daha iyi olur. Bir çadır varsa... Ben söyleyeceğim, ileteceğim. Burada biliyorsunuz o Hasan Koca'da daha önce dağıtılıyordu. Şey yapılıyordu, orası dağıtıldı. Kayım atandı ama ben... Birazdan oraya indiğimde bu Kes Çadırı'nın, Sülopi Belediyesi'nin aşevi var. Onlara söyleyeceğim çadır için. Evet. Tamam teyze. Evet. Kim ben, diye verirsin? Ben burayı biliyorum. Ben artık günlerdir bu sokakları dolaşıyorum. Ben şimdi giderim. Çocuklar bırakma. Sen nereye gideceksin ben şimdi? Ben şimdi çadırların içine gidin. Birinin yanında kalıyorum işte. O arada kalıyorum. Tamam. Evet. Ben senin ev numaranı ben alacağım yine, yanıma. Şey Mıhtar'ın ismini versin sen.
Muhtar. Ben şimdi senin ismini, ben telefonunu ismi alacağım. Heh. Tamam. Evet. Söyleyeceğim. Evet. Onlarda çadır varsa getirirler abi. Patrasını tamam. Mahmut söyle Mahmut. Tamam. Ben alacağım şimdi. Ben alacağım. Evet. Ben numaramı söyleyeyim abi sana. Sen de söyle. Sen bana mesaj atarsın annenin telefonunu, ismini filan, tamam mı? Bir saniye ben kayıttan çıkayım, sana numara vereceğim. Evet. Evet. Abdurrahman Bey, ben o zaman size o WhatsApp'ta direkt ben bunların hepsini yazıp göndereceğim. Tamam, tamam oldu. Evet. Oldu. Oldu. Hadi. Spas hoş, spas hoş. Lukum katibin. Ravşa dayı ji hoş. Lukum baş mı nere dayı, hadi. مقاتب الخو ازانم تجی کرمانجی هدی هدی بخاطری و sağ olun. Evet teyze. Almanya'daydı değil mi çocuklar? Almanya'da çocuğuyla konuşurken ben biraz çekim yaptım. Geldi gösterdi. Tabii kendileri sesimden herhalde tanıdılar. Selam söylediler ve çektik. Kendileriyle de konuştuk. Eğer şey olursa anne için çadır. Ben şey yapacağım, merak etme sen. Söyleyeceğim ben onlara. Böyle güzel insanlarla karşılaşıyoruz işte dolaşırken. Burası 6. cadde. 6. cadde. Ve burada birçok ev ağır hasarlı, yıkılacağı söylenmiş. Ama bazı evlerde de hafif hasar olduğu söyleniyor. Evet. Çamlıtepe Mahallesi burası. Enkaza tamamen dönüşmüş olan yapı yok, az yani. He. Tamam, kırık yerleri hepsi aynı. Ben tahmin edebiliyorum. Tamam. Tamam, ben tekrar geleceğim zaten. Tamam? He. Bir şey olmaz. Senin oğlan bana telefonunu gönderecek. Tamam, hadi görüşürüz. Evet teyze. Bir konteyner istedi ama yani öyle bir çalışma şu an temel olarak yürütülen, en azından benim gördüğüm çadır temin etme. Onun için de birazdan o koordinasyon merkezine gittiğimde kendilerine ileteceğim, inşallah vardır ellerinde bir çadır ve bu teyzeye yardım ederler. Evet. Şurada çocuklar ellerinin boya batırıp duvara yapıştırmışlar ama duvar görüyorsunuz enkaza dönüşmüş maalesef. Burada evler genelde müstakil, yani tek katlı, iki katlı yapılar ama onlar da çoğu ağır hasarlı. Evet, Çamlıtepe Mahallesi'ndeyiz. Önceki yayınlarımızın tamamında tabi bu mahalleye dair bilgiler de paylaşmıştık sizinle. Ama bugün öyle biraz yürümek istedim. İnsanlar 17. günde, depremin 17. günde ne durumdalar, bunu görmek istedim. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Çok geçmiş olsun amca. Sağ olun ben. Çok geçmiş olsun. Ne durumdasınız? Mahallede yok. Çok iyi. Evler de gitti. Ne diyeyim? Evet. Evlerin büyük bir bölümü herhalde ağır hasarlı raporu verilmiş. Kimin? Bu mahallede. Tabii, Çamlıtepe tabii, Mahallesi'nde. Tabii. Sağda burada bir gelin altta öldü. Nerede bu? Altta şu. Ha şu aşağıda bir gelin. Başka da can kaybımız yok şükür. Şeyde Çamlıtepe'de. Evet, çok iyi. Evet. Şu anda can kaybımız yok yani. Evet. Çünkü canımız kurtuldu. Evler de boş ver. Evet. Devlet yardım ederse, eder etmezse biz kendi başımıza çaremizi bakarız evet. Yani. Çok geçmiş eyvallah, olsun. Sağ olun. Sen de sağ ol. Hoşça kal amca. Evet. Böyle insanlar can kaybı olmamasını, çevrelerinde, ailelerinde olmamasını bir teselli olarak tabii ki en önemli teselli noktası. Ama canlarıyla kazandıkları bütün emekleri de yerle bir olmuş. Yerle bir olmayanlar kullanılamaz hale gelmiş. Bunun da üstesinden gelir inşallah insanlar ama dayanışma çok önemli.
dayanışmayla umarım bir an önce yaralar da sarılır. Evet, bu da mesela başka bir yapı. Tabii kimse yaşamıyordu burada. Siz bu mahallede mi? Bu mahallenin çocuğuyuz. Evet. Bu mahallede oturuyoruz. 35 sene oldu. Bugün depremin 17. günü. Evet. Nasıl? Yani günleriniz nasıl gidiyor? Eviniz ne durumda? Hep ortada yok. Çadırlarda yaşıyoruz. Ben kiracıyım. Hep gitti. Abi hayme yapmış oturuyor. Benim evim var Yeşilçada. Yeşilçada korkumuza giremiyor. Girmeyin diye. Hayatımız sıkıntılı geçiyor. Yani ömrümüzün İhtiyarlık anında çok sıkıntılı geçiyor. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de. Gazetenize başarılar dilerim. Çok sağ olun. Başarılar teşekkür dilerim. Ediyorum. Hoşça kalın. Evet. Sınır. Evet, bu yapı da ağır hasarlı ve şu an insanlar eşyalarını çıkarıyorlar. Mezopotamya Ajansı. Evet, ben Maden Koyu, bu mahalleden oturuyorum. Şu evin sayın, evet. Üzerine not bırakmıştınız. Evet, aynen öyle. Biraz önce gördüm. Bir hasar tespitini yapılmamış, evet. Evde kimse yoktur diye. Bankot yapıştırmışlar. Ulaşacağım bir yeri yok. AFET'e gidiyorum, kaymakamlığa gidiyorum. Herhangi bir yerde bir cevap alamıyorum. O oraya gönderiyor, bu buraya gönderiyor. Yaşlı bir insanım. Evin içi darmadağınık olmuş. Herhangi bir tespite de gelemiyorlar. Hiç olmazsa az hasarlı, çok hasarlı tespitini yapsalardı. Bu muhtemelen öyle bir şey olurdu. Öyle bir şey de yok. Ben E-Devletime giriyorum, diyor ki evin kapalı olduğundan dolayı biz hasar tespitini yapamadık. Barkod vardı, yapıştırmışlardı. Tamam, onu işte okuttunuz mu? O barkoddaki mu? Yazı öyle çıkıyor. Öyle yani. Çıkıyor. Ha, barkodda evet, öyle çıkıyor. Evet, o barkoddaki çıkıyor. Yazı diyor ki biz geldik, ev kapalı ama içeri giremediğimiz için hasar tespitini yapamıyoruz. Peki ne zaman tekrar gelip yapacaklarına dair bir bilgi? O şekilde herhangi bir bilgi yok. Ben bütün görevlerin yanına gidiyorum. Ya git diyor, sokaklardan dolaş, bulabilirsen buldun, bulamazsan 10 gün sonra diyor muhtemelen başka bir sistemden bu sefer bir sistem açılacakmış. Şikayet dilekçen başvuracaksın. Ben bunu yapamam, beceremem yani, bu insanlar çok mağdur yani burada. Evet, evet. Yusuf. Yusuf Maden Koyu. Yusuf Maden Koyu. TC'mi de verebilirim yani. Yok yok, ben hiç, ben gördüm çünkü biraz önce çektim de, hatta siz oraya numaranızı yazmışsınız. Evet. Telefon numaranızı. Evet. Buraya geliyorum sabahtan akşama kadar bekliyorum. Ondan sonra gidiyorum, araçtan yatıyorum. Evet. Çok geç. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Eşim burada değil. Hı hı. Şu anda yalnız. Evet, yalnızsınız. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Evet, insanlar yani bazı barkodlarda evde kimse olmadığı için herhangi bir inceleme yapılamadığı notu düşülmüş. Aynen öyle. Yusuf amcanın da öyle bir not düşülmüş, başvurmuş ama
sokaklarda hasar tespit komisyonunu görürsen götür baksınlar. Evet, demişler. Onu da göremiyorum. Onu da göremediğini söylüyor, evet. Ne yapacağımı bilmiyorum yani, şaşkın bir durum yani, olabilir. Afet oldu, biz bunu işin ağır olduğunu biliyoruz ama insan bu kadar da şey olmaz yani. Yani geliyor bakıyorsun, belki içeriden insan ölmüştür. Sen onu o şekilde bir not bırakamazsın ki yani. Bir daha hasar tespitim o şekilde olmaz ki. Ben ne yapacağım ben? Kime gideceğim? Sabahtan beri 4 gündür, 5 gündür ben oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, herhangi bir sonuç alamadım. Evet. Dolayısıyla mağduruz yani. Evet, biz sesinizi duyurmaya çalışacağız. Teşekkür umarım ederim. Bunun için en azından evde olmayanlar için yeniden hasar tespit komisyonları, evet, sokakları dolaşır da bu mağduriyetimiz İnşallah de giderilmiş olur. Temennimiz bu yani. Çok sağ olun. Çok çok geçmiş Aferin, olsun. Aferin, bravo. Çok sağ güzel olun. Yani. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de öyle, sağ olun. Evet, yani şu barkodlar, mesela evde hiç kimse yoksa o barkoda şu not düşülüyormuş. Evde kimse bulunamadığı için hasar tespiti yapılamadı notu düşülüyormuş. Yeniden hasar tespitini isteyen yurttaşlar da kimseye ulaşamadıklarını belirtiyorlar. Umarım bu sorun çözülmüş olur. Belki muhtar eşliğinde, çünkü muhtemelen muhtarda herkesin iletişim bilgileri vardır. Onlar üzerinden bu mağduriyetler de en kısa sürede giderilir. Evet, bu ağır hasarlı bir yapı yıkılacak ve yurttaşlar buradan eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlar. Çamlıtepe Mahallesi'ydi değil mi hocam burası? Evet. Evet, Çamlıtepe Mahallesi'nde aslında tamamen enkaza dönüşen yapı yok denecek kadar azdı ama ağır hasar çok fazla. Evet. Evet, insanlar canlarını zor kurtardı gerçekten. Çocuklarımız depresyon geçiriyor. Gece uyuyamıyorlar. Gelip çocuk, en azından bir psikolog gelip şöyle çocuklarla bir uğraşıp çocukların bir psikolojisini düzeltmeye çalışabilir. Hele biz büyükler bir şekilde toparlanıyoruz. Ama psikologlar gelip çocukların psikolojik yapılarıyla biraz uğraşsalar çocuklarımız gece uyuyamıyor. Evet. Çadırlarımız çok soğuk. Zaten donuyor. Yorganla, evet, döşekle, battaniyeler halletmeye çalışıyoruz ama işte yani gerçekten mağduruz. Devletimizden, büyüklerimizden gelip burada en azından psikologlar gelip burada çocuklarımızı azdan çoktan bir çocuklarımızla uğraşıp çocuklarımızın psikolojisini düzeltmeye çalışsalar çok iyi olur aslında. Evet, çok önemli bir konu aslında. Yani evet, çocuklar için bu travmayla yani baş edebilmesi için. Için psikolog, evet, psikolog istiyoruz. Evet, mesela benim annem yatalak lavaboya götüremiyoruz. Seyir bir tuvalet, oturaklı bir tuvalet gelse, çadırda annem oraya koysa, altına şeyle tutuyoruz, lehenle tutuyoruz yani. Evet. Seyir tuvalet gelse en azından. Annemizi oturtmaya, çocukları oturtmaya, yaşlı kadınlarımızı oturtmaya iyi olur. Bir. İkincisi, kesinlikle ve kesinlikle evlerimiz çok hasarlı. Görüyoruz, göründüğü gibi, evet, zaten çatlak, matlak, hep para, öbür taraf zaten komple yıkılmış, tavan komple yıkılmış. Ne yapacağız, ne edeceğiz, kime gideceğiz, şey, belirsiz. Bir komisyon kurulsa, gelse burada bizi dinlese, ne yapılabilir, ne edilebilir? İçinde eşyalarımız var. Eşyaların çoğu ölmüş. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi yere düşmüş. Ondan sonra çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz. Yani perişanız. Allah'ın yardımcımız olsun. Devletimizden en önemlisi psikolog. Evet. Gelip çocuklarımızla, kadınlarımızla muhatap olup onları bir dinleyip onlara bir, en azından bir sosyolog ve psikolog bir destek verirse çok iyi olur. Evet, isminiz, soy isminiz neydi? Muhaperçin. Cuma Perçin. Evet. Evet, aslında mühendisi, Cuma Bey. Zira ilaç bayım. Evet, ziraat mühendisi. Çok, evet, önemli noktalara değindi. Bir, psikolog, yaşlıların içerisinde bulunduğu durum. Evet, ikincisi de evet, çocuklar için, bu çocuklar ağır travma yaşayan gece çocuklar için pedagog, psikolog yani, bunlara acil ihtiyaç olduğunu söylüyor. Çok acil. Umarım sadece tabii dernekler var. Pedagog dernekleri, psikolog dernekleri var. Sağlık sektöründe dernekler var. Sendikalar var. Çalışmalara başlamışlar ama daha hızlı bir şekilde bu sivil inisiyatifler de. Çünkü çocuklarımız, evet, gece uyuyamıyor. Uykuda akıyor, sıçrıyor, hopluyor. Çocuklar yani şey geçiriyor, havale geçiriyor. Evet. Halletmesin. Yarın bir gün bu kalıcı olsa, evet, çocuklar üzerinde biz ne yapacağız? Çocuklarımız çok depresyon geçiriyor. Biz büyükler bir şekilde toparlandık Allah'a şükür ama yaşlılar ve çocuklar için çok önemli psikolog istiyoruz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Duyurmaya çalışacağız. Güzel. Umarım bir an önce. Evet. İlla psikolog. Evet. Çocuklara. Evet, durum böyle. Sizin için de verdin mi?
Evet, hepsinin ağır ağır hasarlı. Sizin yıkılacak değil mi sizin de yapınız? Benimki de yıkılacak. Sizin de. Benimki de, onunki de. Hepsi yıkılıyor. Evet. Evler, nereye koyacağız? Çadırda mı kalıyorsunuz evet, şu an? Çadırdayız. Çadırda kalıyoruz. Hastayım ben, kalp ameliyatı geçirdim. Annem de öyle. Evler yıkıldı. Caddedeyiz. Suyumuz yok, şeyimiz yok. Bire konten versene. Kalpte de rahatsızlığım var. Evet. Ben her ay doktora gidiyordum. İsminiz, soy isminiz neydi? Yeter Berktaş. Yeter Berktaş. Evet. O da Çamlıtepe mahallesinde hı-hı oturuyor. Hem evet, onun hem annesinin. O da oturuyordum. Ben daire almıştım kendime. O da yıkıldı. İşte eşyam çıkarttım diye götürdüm. Haram kızı bir oda verdi, içine attım. Evet. Giden gitti zaten. Çıkaran da zorla çıkarttık. Çok geçmiş olsun. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Durum böyle. Yani sokaklarda dolaşırken aslında herkes derdini anlatmaya çalışıyor ve onlar anlattıkça aslında ihtiyaçlar da daha netleşmiş oluyor. Neye ihtiyaç olduğunu daha iyi anlamış, kavramış oluyoruz. Çamlıtepe Mahallesi'nde ben daha önce çok dolaştım. Buradan videolar paylaştık sizlerle. Yıkılan bina olmayınca tabii ilk günler insan hani yıkılan bina yok diyebiliyor ama aslında şimdi dolaşırken 17. günde dolaşırken bu mahalleleri insanların ne durumda olduğunu daha net görebilmiş oluyoruz. Evet. Evet. Sen de konuş, merhaba. Nasılsın? Çamlıtepe belli. Şey gelecek, bu ponti gelecek. Evet. Hepsini kuracak, iyi olacak, mutlu olacak. Evet. Çünkü biz çadırda yatıyor, deprem oluyor, sallanıyor. Biz yattı, korkuyor, nasıl olur, nasıl deprem olur. Ses çıkıyor diye böyle sallanıyor. Yani biz yani kurtuluyoruz ama evet, deprem bende eve giremiyor. Çatıda yatıyor, korkuyor. Biz de yani biz bütün çekideydim. Evet, çok sağ ol. Senin ismin neydi? Ali. Ali ne? Soy ismin? İnce. Ali İnce. He. Evet. Sen kiminle kalıyorsun? Babasına kalıyor. Ali İnce ile kalıyor. Ali Aziz İnce. Aziz İnce babasıyla birlikte kalıyor. Evet, tek başına annesi ve babasıyla birlikte evet yaşıyorlar. Çadırda kalıyorsunuz. Evet. Aslında konteyner olsa çok daha iyi olur evet diyorsunuz. Evet. Umarım bir an önce o da olur. Onlar da inşa edilir ve siz en azından bu çadırlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok ben geçmiş olsun size. Ben Mezopotamya Ajansı muhabiriyim. Biz iki, üç korontaydı. Bir kızdı, kız depremde iç kanlamasını yaptı, soğukta kaldı, kız öldü. Kız öldü, ben de bir koca karıyla kalmışım. O hiç zaten kadın kakam yok, eşim kakam yok. Yerde, çadırda biz yaşamıyor. Yani bir ikram olursa, bir şey olursa evet, bir şey. Kızınızın ismi yani neydi yaşamını yitiren? Evet. Kızınızın ismi neydi? Kızım ismi Fatma Saban. Fatma Saban. Ha. Deprem sırasında. Ha, depremde kurtuldu da korkusunda, soğuktan kaldı. Önce de hastalığı vardı. Ha, deprem etti. Depremden sonra mı yaşamını yitirdi? Depremden sonra mahvat etti. İş kanlamasını yaptı. Kurtulamadı. Soğuktur da yiyordu, bir şey de yiyordu. Çok, evet, soğuktan öldü diyorsunuz. Biz yani böyle burada, o işte bir zaten eşim de şey, ayaktan mağdur, evet, ayaktan çok mağdur. Ne tuvalete gidebiliyor, ne şey, tuvalete yok da bir yere gitse gidemiyor. Evet. İşte öyle kalıyor. Sizin isminiz yani neydi amca? Mahmut Saban. Mahmut Saban. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Başın sağ olsun. Sağ ol. Allah amca razı olsun. Allah evet, razı olsun. Çok geçmiş Allah olsun. Allah razı olsun. Allah sizi eksikliğe, devletimize, milletimize zavallık vermesin, eksikliğe vermesin. Çok geçmiş Allah olsun tekrar. Ben Cumhurbaşkanımızdan sesleniyorum. Biz ya çok yaşlıyız. Eşim yerden kalkmıyor. Kızım mahvat etti depremde.
bize bir çare, bir çadırda yaşamıyor. Şu konter evleri bize versen çok iyi olur. Evet, insanlar 17 gündür aslında evet, bir şekilde bu evet, soğukta evet, kalıyorlar. Sağ ol, Allah hepinizden razı olsun. Sizden Cumhurbaşkanımız da Allah 100.000 defa razı olsun. Allah Allah onu eksikliği bizim başımıza eksik etmesin. Evet. Protez bacakla. İsmin neydi senin teyze? Nafete Çiğe. Normal Elif İnce. Elif İnce. Ev yok, şey yok, ben yazı demiş tabii. Evet. Evet. Evet, protez bacakla Elif İnce. Kurmancit karı bejim, kurmancı bejim. Termidi. Sabır vasibe. Sabır tuazım, sabır tuazım bu. Evet. Evet, insanlar haliniz ne olacak diye soruyor tabii. İnşallah. Canımız kurtuldu da. Bibiş bibiş. Parmağı da yok. Ben yok, rezil oldum. Kol kasta be, kol kelinde ölüyorum, talat yok, altını bağlıyorum, ölüyorum, su yok. Perişan. Perişan, şeref perişan. Ben de hastam, gücüm yetmiyor koca. Evet, burada su. Su yok ha, banyo, çocuklara da yüksek olsun. Saldar basi be, evet. Enkazdan çıkarılan eşyalar getirilip buranın bahçesine en azından bırakılıyor. Evet. Hayırdır, aynı değil ayakkabıların. Vallahi bu sefer haberlere çıkarız. Abi çek, bizim de çek, çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. İyi bak. Atacağım. Yani yayınlayacağız. Biz bunları yayınlamak için hepsini çekiyoruz. Ha, hiç merak kesme etmeyin. Hiç kesme yok. Olduğu gibi. Abi daha kalsa bir teyze var, konuşacağım evet, diye. Tamam, konuşacaksa çekeriz tabii. Yani. Kim konuşmak İyi istiyorsa. Ana, o da yukarıda gelemiyor. Ha, ben giderim. Ben giderim. Tamam, illa konuşacağım diyorsa. Hoca evet. Sizinle görüşmek üzere. Evet. Dışarıda kaldık. Her şeyimiz gitti. Allah razı olsun. Evet. Hadi geçmiş olsun. Ben işinizi engellemeyeyim. Ben dışarıdayım. Ayağım var, yok. Kalbim var. Her şeyim var. Kimse yoktur. Ben takım zordan çıkarttım. Duyuyorum. Evet, burası Çamlıtepe Mahallesi. Burada insanlar. Eşe evi altında kaldı. Biz caddede kaldık. Biz zorla kurtulduk. Daha kolumda mısmur oluyor. O kurmancı zanı bir kurmancı becem. Türkiye'ye kurmancı. Ari kurmancı zonun. Böyle. Ne hocam? Yemin de bunda mı zure otma dar. Acaba tane bu. Tek başınayım. Evde yıktı. Ortalıkta kaldım. Az bak çumak gönd. Allah gönd nav mahot mu ver işte. Azı no zir zeşte mah. Kalbile mene. Ama yardım ya kozuna. Tam jatta işte amya vaka var da kozuna. Allah razı olsun jatta. Yek yardım ya dana kışta Allah razı olsun. Çatlaktır.
Annem yaşlı, annemi bırakamıyoruz. Annemi bıraksak bir çadır madır kurarız. Annem yatalak kalkamıyor. Yatalak olduğu için kalkamıyor. Biz de işte gençliği için buradayız. Bak hep çatlak, hep çatlak, hep çatlak. İşte bir konteynerde elimize geçmedi. Çadırda da annem olmuyor. Yatalak da kalkamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah'ım kolaylık. Çok geçmiş olsun. Yukarıda annem bir çekebiliyorsa. Tamam. Sağ olasın. Çekebilir miyim ben? Çek. Anne orada. Burada mısın? Gel ananı çek. Evet. Tabii. Merhaba, geçmiş olsun. Kurmancı zane dayı. Kurmancı. Abaşı kurmancı it karı bak. Dayı bak, kurmancı bir amla derman bekhune mahalin. Çelbo. Bekhune halin bir amla dare. Teşekkür ederim kurmancı. 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 Hunca mahalli amla oralı kurmancı. Kurbu amla gorana. Amla kote halkena. Hunca mahalli. Kaşka kopa hanan 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 kaşka kopa Yani yaşlıların durumu tabii çok daha zor. Çaresiz, çok daha zor. Biz yani bunu bekliyoruz gece evet. Gündüz iyi yer oynuyor. Biz bunu bekliyoruz. Biz bunu bırakmıyoruz. Baba bunu mu sana? Amca bekhonana amela kopya halkana. Anani kopya halkana. Kopya halkana. Kirakana bakık burbu. Çaraka mamezeken. Gece sabah kadar oturuyor korkuyor. 2-3 defa oynadı gene. Amcala gorrana yorum abla ortalığım bunu amela kopyonan. Çerdekana bakık var bu çaraca mezeken. Bakhira vava basarak basari vava. Evet ben bunları tabi yani gece insanlar görecek yani burada depremzedelerin ne durumda olduğunu. Evet. Allah seni korusun. Seni de var. Seni de sağ olasın. Rumal Asya de baba vallahi. Atasana icene rahmet. Atasana icene rahmet. Çarak ama mezek var bu. Biz bir çadırda oturuz. Amcala ortaya. Amcala gorrena. Amcala gorren bu. Amcala ursalık Annenin ismi neydi? Ayşe Perçin. Ayşe Perçin. Ne navete çubuğu? Navime Zeynep'e. Zeynep Perçin. Zeynep Sümer'e. Sümer'e. Tüy keça dayı. Kaça hama. Ava mağla mana. Böyle. Ama da tırsın. Ama navirin kamte de rak hava. Böyle. Baş pırlar bası ve kaze. Olmazsa biz bir çadırda oturuz. Ayşesiz oturuz. Ama biz bunu bekliyoruz. Evet. Evin içerisinde mecbur. Tabi. Kaka koçuklar her yerde var. Evet. Oynuyor. Şimdi oynamazsa biz iyi kötü bir çadırda anayı alıp bir yere oturuz. Evet. 94 yaşında burada mecbur çadırda kalması çok zor olduğu için tabii yaşlıların ihtiyaçları çok daha farklı. O yüzden mecbur evin içerisinde kalıyorlar ve sürekli depremler olduğu için aynı korkuyu defalarca tekrar yaşıyor insanlar. Az bir kurban etmiş. Evet. Kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Allah sizden razı olsun. Evet. Ki bun, çi te bun, navevan çi bu? Cenab-ı Rahim'in bu, bıraka bu, doka bu, Meryem'e bu. İşte anne haşa ve hatta saat titirlemişti ona, medallar zaman medmet, bunu sarı kadine, doka mı yatağa.
Böyle başı pırdır basibe. Baş bilmiyorum. Azı bir nevisim inşallah. Yani rojek beri rojek uncu ve derde klas bugün. Sağ. Spas. Evet. Evet, gerçekten durum. Yani günler geçtikçe daha da kötüleşiyor durum. İnsanlar artık acılarını yaşamaya başlıyorlar. Yaslarını tutmaya başlıyorlar. Diğer taraftan da tabii yaşlısı olan, yatalak bakmakla yükümlü oldukları insanlar çok daha zor durumda. Bir an önce aslında herkesin el birliğiyle bir çare bulması gerekiyor bu insanların durumuna. Hoş. Belibaşlı yayın organlarından çıkan işte hayatın normale döndüğünü iddia eden kişiler gelsinler gerçek deprem bölgelerinde insanların ne halde ne zorluklar içerisinde soğukta Şubat ayının içerisinde kış soğuğunu iliklerine kadar nasıl hissettiklerini görsünler. Hayat hiçbir zaman artık deprem bölgesindeki hiçbir insana kolay kolay normal hayata dönmeyecek insanlar. Büyük travmalar yaşıyorlar insanlar ve halen de devam ediyor travmalar. Artık ne zamana kadar? Çünkü insanlar artık ya donarak ölmeni ya da tekrar az hasarlı evlerine ya da hasarlı evlerine girip tekrar bir artçı sarsıntıda üzerine yıkılmasını beklemektedirler. İsminiz neydi abi? Cuma. Cuma ne? Cuma Talan. Cuma Talan. 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 Evet. Cuma Bey aslında burada hayatın normale dönmediğini, kimi yayın organlarında hayatın normale döndüğü şekildeki haberlere tepki gösteriyor. Gelip burayı bir görsünler de normalmiş değilmiş, kendileri o zaman daha iyi karar verecekler diyor. Evet, bunu da biz duyurmuş olalım. Hayat hiçbir şekilde burada normale dönmüş değil. 3 tane engelli hastam var. Bunlardan bir tanesi ağır engelli, bir tanesi şizofreni, bir tanesi zihinsel engelli olmak üzere ve herhangi bir çadırda yapamayacaklar. Ya konteyner tarzı bir şey dışında herhangi bir şeyde yaşamlarını devam ettiremeyecek durumdalar. Şu an yani bir acil bir şekilde buradaki insanlara çadırdan ziyade ilerisi için en azından evleri yapılana kadar bir konteyner kentin en kısa sürede acil bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Siz nereye götürdünüz ailenizi? Köyümüze götürdüm. Hangi köy? Sadakalar köyünde. Sadakalar köyü. Sadakalar köyü. Evet, orada herhangi bir sıkıntı yok. Köyde herhangi bir yıkım mıkım yok. Az hasarlı bazı binalar var. Fakat açılar devam ediyor. Evet. Yani şey çok geçmiş olsun. Güzel. Evet, insanların genellikle ilk sorduğu soru sen nereden geldin? Kimsin sorusu oluyor. Söyleyince bazıları o videolardan tanıyorlar. Yani yaptığımız haberlerden tanıyorlar. Sarılıp ağlayanlar oluyor gerçekten. Yani biz de duygulanıyoruz burada. İnsanlar biraz önce konuştum teyze defalarca sarıldı. Bırakmak istemiyordu. Ama mecbur ayrılmak zorundayız. Bu insanların tamamına aslında kendilerinin anlattığı ihtiyaçlar ve talepler yerine getirilebilirse birazcık bu travmayla baş edebilirler, atlatabilirler. Aksi takdirde durum daha da vahim bir hal alabilir maalesef. Evet. Şu an su yok. Ha gel çocuklar çadırlar yüklendi gel bak. Evet. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ağır rezilliğimiz bu. Arada bir damla su alamadım. Hayvanı olanı öncelik tanıyak. Ne yapalım? Evet.
Evet, bu da başka bir ihtiyaç aslında. Yani sürekli tankerlerin... Mahalle varlarına artık şeyi de kestiler, yardımı da kestiler. Hı. Mesela önce su geliyorduk, oluyla su alıyorduk. O da yok, içme suyumuz da yok yani. Şunu içireceğiz, çocuklara hasta olacaklar. Zaten hasta oldular da çadırda. Mahalleye yardım da gelmiyor, yardım da dağıtan yok. Yardım yerlerine gidiyoruz, ya ihtiyacımız olanı söylüyoruz. Adam diyor bir tane alabilirsin. Ama bir ikinciye de ihtiyaç var. Ya suyumuzu iyi. Suyumuzu temin etsinler de biz yardıma ihtiyaç duymuyoruz. Vallahi yardıma ihtiyacımız var. Şampuan yok, sabun yok. O ihtiyaç duymayabilir, benim ihtiyacım var. Benim küçük kızlarım var, çocuklarım var. Bilmiyorum. Evet. Ben bu kadar konuşuyorum. Evet. Ben bu kadar söyleyeyim. Beyefendi arabasındaki suyu kendisine verdi ablaya. İsminiz neydi abla? Elda Edik. Elda? Edik. Edik. Adıyaman Gölbaşı'lıyım. Çok kaybımız oldu Adıyaman Gölbaşı'nda evet, da. Evet, gittim gördüm. Burada da çok kaybımız oldu. Buna şükür. Ne diyelim? Çok geçmiş olsun. Buna şükür. Olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Olsun. Evet, burası Çamlıtepe Mahallesi. Yardım dolaşırken aslında... Yani ev aralarındaki çadırlara yardım gelmiyor. Benim ihtiyacım var. Belki onun ihtiyacı olmayabilir, bir şekilde temin ediyor olabilir ama benim kocam fabrika işçisiydi. Şimdi fabrikada da çalışmaya aldılar, ondan da korkuyorum. Bir deprem olsa her gün sallanıyoruz. Adamlar altında kalsa çoğu çocuğumuz ne olacak? Kim verecek bunun hesabını? Pazarcık'ta mı fabrika evet. dediniz? Ne fabrikası? Ya şu ileride çuval fabrikasında çalışıyorum. Ha, bu aşağıdaki evet. çuval fabrikası. İşe çağırdılar. Bilmiyorum. Evet. Benim de bir bilgim yok. Biz de işsiz kalmayalım diye adama dedim git. Git ama elim yüreğimde. Çok geçmiş olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sizden de. Sağ ol. Evet. Mahalle aralarını dolaşırken aslında... neye ihtiyaç duyulduğunu ve insanların ne durumda olduğunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden umarım insanlar bu yayınları izlerler, yetkililer bu yayınları izlerler ve ona göre bu insanların dertlerine derman olurlar. Gençlerin de eğitim problemi var. Şimdi ya burada hiçbir... Evet buyur. Okulumuzu gerçekten seviyorduk. Yani yıkıldığında görünce gerçekten üzülmüştük. Ya Allah'ın verdiği can, yani yapacak bir şeyimiz yok. Yeniden okulumuza kavuşmak istiyoruz. Umarım bir an önce İnşallah. Sizler de kavuşursunuz. Çok geçmiş olsun gençler. Sağ olasınız. Evet aslında benim çekim yaptığımı görünce özellikle kendilerini de çekmemi istediler. Okullarına kavuşmak istediklerini söylediler. Ben de onun için burada bir duvar yazısı erdemleri üzmeyelim diye.
Yani bazen bazı haber kanallarında herkesin çadırlara kavuştuğu söyleniyor. Ben bu videoları sizlere gösterince herkesin çadırlara kavuşup kavuşmadığını sizler net bir şekilde görüyorsunuz. Evet, çadırlar dağıtılmış ama herkes çadırlara ulaşmış değil maalesef. Tamam. Ağaç olmasın. Kapısı boş olsun Çok geçmiş olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Siz de sağ olun. Nasıl, durum nedir? Bugün 17. gün. Vallahi durumun ne olduğunu siz de gözden görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani her taraf yıkık dökük. Yine şimdi şöyledir, bir pazarcığımızı diğer yerlerine kıyaslarsan can kaybımız birçok yerlere göre bizlerden daha çok azdır. Binalarımızın herhalde yeni olması ya da ne bileyim inşaat diğer yerlere göre bakarsan, yani bu konuda biz mendizlerimizin, müteahhitlerimizi belki beğenmiyorduk ama gene de diğer yerlerine kıyaslarsan şu an pazarcık 10 numaradır. Merkez üstü pazarcık olmasına rağmen. Belki birçok yerleri gezdiniz, gördünüz mü? Doğrudur. Yani değil mi? Evet. Yani bizde can kaybı daha azdır. Bir de binalarımızın birçoğu da boş. O da büyük bir avantajdır. Çünkü binalarımızın birçokları yurt dışı ağırlıklıdır. Dolayısıyla işte bunların birçoğu boş. Bir binada ya bir aile var ya iki aile var. Bu da bir avantaj oldu yani bizim için. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ ol baba. Eyvallah. Evet. Thank you.
Evet, bugün depremin 17. günü. Pazarcık'tayız. Pazarcık'taki son durumu sizlere göstermeye çalıştım. İnsanları dinledik. İnsanların talepleri birçok şeyi net bir şekilde özetliyor. Selamünaleyküm Aburacım. Aleyküm selam Sert Çavan. Çavan'a da başın. Sağolsun Çavan'a başın. Başın.